Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda mitoz bölünme ile ilgili bilgiler vereceğim size. İlk olarak mitoz bölünmede anlatacağımız bazı başlıklar var. Bunlardan bir bahsedelim. Anlatacağım ilk başlığımız hücre neden bölünür başlığıdır. Hücre neden bölünür? Daha sonra ise genel kavramları vereceğim. Genel kavramlar oldukça önemlidir, çokça karşımıza çıkacak. Daha sonra arkadaşlar hücre döngüsünden bahsedeceğiz. Hücre döngüsü. Şimdi ilk olarak hücre neden bölünürden başlayalım isterseniz. Başlığımızı yazalım hücre neden bölünür diye. Daha sonra devam edelim. Evet, hücre neden bölünür? Şimdi hücrenin bölünebilmesi için bazı sebeplere ihtiyacı var. Durduk yere tabii ki bölünmeyecek. Arkadaşlar bu sebeplerden ilki hormonların uyarıcı etkisidir. Büyüme hormonu gibi hormonlar bizim hücrelerimizi uyararak bunların mitoz bölünmesini sağlarlar ve böylece bizim büyümemize sebep olurlar. İşte o yüzden bir numaralı sebep olarak ne yazacağız? Hormonların uyarıcı etkisi. Hormonların uyarıcı etkisi. Sadece büyüme hormonu değil, tiroksin gibi bazı hormonlar da yine bizim büyümemizi sağlayan hormonlardır. Gelelim ikinci sebebimize. Arkadaşlar bu da yüzey bölü hacim oranının azalmasıdır. Yani yüzey sabit kaldıkça, hücre zarının alanı sabit kaldıkça hacim sürekli artar ve böylece hücre zarı artık madde alışverişinde yetersiz kalır. Böylece hacim sürekli arttığı için hücre zarı bunu taşıyamaz. Hemen çekirdekte bölünme emri vererek hücrenin bölünmesini sağlar arkadaşlar. O zaman ikinci sebebimiz nedir? Yüzey bölü hacim oranının azalması. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, hücrenin yüzeyi sabit ama içerisine sürekli madde girişi var. Sürekli bir madde girişi var. Bu madde girişi sebebiyle hacim artıyor. Hacim arttığı için, yüzey sabit kaldığı için hücre artık hücre zarı taşıyamadığı için arkadaşlar bölünme yoluna gidiyor. Gelelim üçüncü sebebimize. Bu da sitoplazma çekirdek oranının değişmesidir. Bu nasıl bir sebep peki? Bunu da açıklayalım. Şöyle yazayım. Sitoplazma çekirdek oranının değişmesi. Şimdi sitoplazma miktarı sürekli arttığı için çekirdek bir süre sonra artık buna yetemiyor. Yani yönetemiyor. Dolayısıyla çekirdek bakıyor ki ben yönetemiyorum. O zaman ne yapayım? Böleyim hücreyi. Böylece iki çekirdekle birlikte yönetmiş oluruz. Yani hücreler bölünme yoluna gidiyor arkadaşlar. Evet, hücre neden bölünürün cevapları bu şekildedir. Gelelim bir sonraki konumuza. Arkadaşlar, bilim insanları hücre bölünmesini araştırırken bölünme emrinin çekirdek tarafından verildiğini kanıtlamışlardır. Peki bunu kanıtlarken hangi deneyi uygulamışlar? Hemen bu deneyden bahsedelim. Ben size amip deneyinden bahsedeceğim arkadaşlar. Amip deneyi. Bu deneydeki amacımız şudur. Çekirdeğin bölünmeyi kontrol ettiğini kanıtlamaktır. Amip deneyindeki amaç budur. Yazayım şöyle amaç. Çekirdeğin bölünmeyi kontrol ettiğini kanıtlamak. Bölünmeyi kontrol ettiğini kanıtlamak. Evet, amacımız bu. Peki nasıl bir deney yapıyoruz? Şöyle. Bir amip hücresi alıyorlar ve bunu kontrol grubu olarak bırakıyorlar. Şöyle yazayım kontrol grubu diye. Kontrol grubuna hiçbir şekilde bir etki yapılmaz. O kendi haline bırakılır. Dolayısıyla kontrol grubu bir süre sonra bölünüyor. Ve arkadaşlar iki tane amip oluşturuyor. Peki deney grubuna ne yapacaklar? Deney grubuna da şöyle bir şey yapıyorlar. Bu da deney grubumuz. Deney grubunun çekirdeksiz kısmından bir kısmını kesiyorlar. Daha sonra bu kesilen kısım ayrı bir tarafa alınıyor. Diğer kısım ise arkadaşlar çekirdekli olan kısım ise farklı bir tarafa alınıyor. Ve bir süre bekleniyor. Çekirdeksiz olan kısım, yani şu hücre ölürken çekirdekli olan kısım bölünmeye
devam ediyor. Bölünür. Böylece artık bizim amacımız kanıtlanmış oldu. Yani çekirdek bölünmeyi kontrol ediyor. Bu arkadaşlar kanıtlanmış oluyor. Bu deneyle ilgili size sorular çıkabilir. Gelen sorular genelde yorum sorularıdır. Bu soruları kolaylıkla çözebilirsiniz. Evet, hücre neden bölünür anlattıktan sonra gelelim bir sonraki konumuza. Bir sonraki konumuz neydi? Genel kavramlarımız. Bu kavramları çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü sürekli karşımıza çıkacak. Mayoz bölünmede de arkadaşlar karşımıza çıkacak. Şöyle yazayım genel kavramlar diye. Genel kavramlar. Evet, genel kavramlardan ilki DNA'dır. DNA. DNA'yı canlıların temel bileşenlerinde yapısal olarak işledik. Burada da kısaca bahsedelim. Arkadaşlar, DNA çekirdeğin içinde bulunarak genetik özelliklerimizi taşır. Ayrıca bunların da nesilden nesile aktarılmasını sağlar. O yüzden bizim için oldukça önemlidir DNA. Her hücrenin mutlaka DNA'sı vardır. O zaman şöyle diyelim. Çekirdeğin içinde bulunarak genetik özellikleri taşır. Genetik özellikleri taşır ve bu özelliklerin de nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Bunların nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Evet, DNA'nın peki yapı birimi nedir? Yapı birimi nükleotittir arkadaşlar. Dediğim gibi detaylarını zaten canlıların temel bileşenleri konumuzda işledik. 9. sınıf konusudur. Sadece burada yapı birimi nükleotittir diyelim. Nükleotittir. Evet, DNA'nın özelliği bu şekilde. Gelelim ikinci bir kavramımıza, gen. İki, gen. Nedir gen? Arkadaşlar, genler DNA üzerinde bulunarak belirli şifreleri taşır. Bu şifreler de bizim kalıtsal özelliklerimizi belirler. Örneğin saç şekli, göz rengi, işte ne olabilir başka, vücut rengi gibi arkadaş, ten rengi gibi bu özelliklerin belirlendiği, taşındığı yapıya biz gen diyoruz. Genler DNA üzerinde bulunur. Bunu unutmayın. DNA üzerinde bulunarak şifreleri taşır. Şifreleri taşır ve bizim kalıtsal özelliklerimizi belirler. Kalıtsal özelliklerimizi belirler. Evet, gen dediğimiz yapı da bu şekilde. Gelelim bir sonraki kavramımıza. Arkadaşlar, bir diğeri de genomdur. Şöyle 3 diyoruz, genom. Peki genom nedir? Genom DNA'da bulunan genlerin tamamıdır arkadaşlar. Yani işte bizim bütün vücut özelliklerimizin bulunduğu genlerin tamamına biz ne diyoruz? Genom diyoruz. DNA'da bulunan genlerin tamamı. Genlerin tamamıdır. Evet. Bu şekilde genom dediğimiz yapı. Gelelim bir sonraki kavramımıza. Şuradan devam edelim. Kromatin iplik. 4 diyoruz. Kromatin iplik. Arkadaşlar, kromatin ipliği çokça duyacağız. Mitoz bölünmelerinin evrelerinde falan bahsedeceğiz bundan. Kromatin iplik, DNA'nın etrafı protein bir kılıfla çevreleniyor ve biz bu yapıya kromatin iplik diyoruz. Kromatin iplik çekirdeğin içerisinde dağınık halde bulunur arkadaşlar. Mitoz bölümü olacağı zaman kısalık kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Kromozomun tanımını da birazdan yapacağız. O zaman kromatin iplik kısaca şöyle diyebilir miyiz? DNA artı protein kılıf. İkisi birlikte neyi oluşturuyor? Kromatin ipliği oluşturuyor arkadaşlar. Kromatin iplik için ne dedik? Çekirdeğin içinde dağınık halde bulunur. Dağınık halde bulunur. Evet, özelliğimiz bu şekilde. Gelelim bir diğer kavramımıza. Şöyle 5 diyoruz, kromozom.
Kromozomla ilgili söyleyeceğimiz şeyler biraz fazla. Çünkü kromozom bazı özellikleri var. Arkadaşlar, kromozom şudur tanım olarak. Kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan yapıdır kromozom. O zaman şöyle yapalım. Kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşmasıyla oluşur. Oluşur. Bir diğer özelliği nedir kromozomun? Arkadaşlar, kromozom sayısı canlı türüne göre farklılık gösterebilir. Mesela bizlerde 46 kromozom vardır. Eğrel totunda 500 kromozom vardır. O yüzden canlı türüne göre farklılık gösterir. Yazalım onu da. Kromozom sayısı canlı türüne göre farklılık gösterir. Bir diğer özelliğimiz, arkadaşlar, kromozom sayısıyla akrabalık arasında kesinlikle bir ilişki yoktur. Yani şöyle söyleyeyim, bizlerde 46 kromozom var, Molly balığında da 46 kromozom var. İkimiz akraba olamayacağımıza göre o zaman kromozom sayısı akrabalığı belirtmez diyelim. Kromozom sayısı akrabalığı belirtmez. Evet, son olarak kromozomla ilgili şunu da söyleyelim. Arkadaşlar, kromozom sayısı canlılardaki gelişmişliği de belirtmez. Mesela canlılar arasında en gelişmiş canlı insandır. Yani öyle kabul ediliyor. Bizlerde 46 kromozom var ama bir eğrel totuna baktığımızda 500 kromozoma sahiptir eğrel totu. O zaman onu bizden daha gelişmiş olması lazım ki eğrel totu bitkiler arasında en ilkel bitki olarak kabul edilir. O yüzden kromozom sayısı gelişmişliği belirtmez diyoruz. Kromozom sayısı gelişmişliği belirtmez. Evet, kromozomla ilgili genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi bir de kromozomun yapısına bakacağız arkadaşlar. Kromozomun yapısında neler var? Bunlardan bahsedelim birazcık. Çünkü yapısıyla ilgili sorular da çıkabiliyor. Şöyle bir kromozom çizelim. Kromozomu X olarak gösteriyoruz genelde. Şöyle, bu bizim kromozomumuz. Arkadaşlar, kromozom iki tane yapının bir araya gelmesiyle oluşur. O yapılardan bir tanesi, bakın şu şekilde, biri budur, diğeri de yeşil olarak kalsın, diğeri de odur arkadaşlar. Biz bu yapılara ne diyoruz? Kromatit. İkisi birbirine eş olduğu için, aynı olduğu için biz bunlara kardeş kromatit diyoruz. Kardeş kromatitler. Kardeş kromatitler birbiriyle yapı olarak aynıdır. O yüzden de eş olarak, kardeş olarak kabul edilir. Daha sonra gelelim bir sonraki yapımıza. Arkadaşlar, kardeş kromatitlerin birbirine bağlandığı bir nokta vardır. Bakın şurası kardeş kromatitlerin bağlandığı nokta. Biz bu yapıya sentromer diyoruz. Kardeş kromatitlerin bağlandığı noktadır. İsterseniz yazalım şöyle. Kardeş kromatitlerin bağlandığı nokta. Noktadır. Evet. Yani kardeş kromatitler ayrılacağı zaman sentromer bölgesinden ayrılıyor. Gelelim bir sonraki yapımız arkadaşlar. Bir sonraki yapımız da kinetokor dediğimiz yapıdır. Kinetokor şu sentromer bölgesinde bulunan proteinlerdir. Bu yapıya kinetokor diyoruz. Kinetokor peki ne işe yarıyor? İyi iplikleri, bölünme sırasında iyi ipliklerinin tutunduğu bölgedir arkadaşlar. Kinetokor. Bunu da yazalım. Bölünme sırasında iyi ipliklerinin tutunduğu bölgedir. Evet. Mitozun ilk bölümü bu şekilde. Nelerden bahsettik? Hücre neden bölünür dedik. Daha sonra genel kavramlardan bahsettik. Amip deneyinden bahsettik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda artık hücre döngüsünden bahsedeceğiz ve mitoz bölünmeyi anlatacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.